Merhaba, iyi günler hanımlar. Merhaba. Bugün talaş böreği yapalım hep beraber. Öncelikle ben iç harcımızı göstereyim. Ben çok az bir şey kıyma kullanıyorum. Bir tane orta boy soğanımız var. Garnitürümüz var, bir su bardağına yakın. Baharat olarak yarım çay kaşığı karabiber, tuz ve kimyonumuz var. Ve iki tane de yumurtamız var. Hamurumuz için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz, yarım fincana yakın da sirkemiz var. Ve iki yemek kaşığı tereyağı ve margarin var. Ben sade tereyağı kullanmıyorum. Margarinle ikisini karıştıracağım. Öncelikle hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Başlayalım. Beş su bardağı undan yapacağım ben. Bizim bu ölçümüz bununla tam bir su bardağı yapıyor. İki. Bir su bardağını daha sonra ilave edeceğim. İçine bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. İçine yarım çay bardağı çiçek yağımızı koyuyorum. Çok cıvık bir hamur olmayacak hanımlar. Biraz katı olacak. Çünkü hamurumuzu dolapta dinlendireceğiz. Suyu istediğiniz kadar, ölçü yok. Kendi kıvamınıza göre ilave edebilirsiniz. Evet hanımlar, hamurumuz şu şekil. Kulak memesinden biraz daha sert. Hamurumuzu bir yarım saat üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında yarım saat bekletiyoruz. Evet hanımlar, hamurumuz yarım saat dinlendi. Hamurumuzu merdane ile şu şekil açıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve margarin. Önce yarısını içerisine koyuyoruz hamurumuzun. Ben sade tereyağından yapmak istemedim. Margarinle ikisini karıştırdım. Şöyle iyice yaydıralım. Hamurumuz bir mihloy hamuru eşliğinde olması lazım. Evet, yaydırdıktan sonra şöyle bohça şeklinde katlayıp
şu şekil. Hafif şöyle bastıralım. Şöyle el yordamıyla. Tekrar yağlı kağıdımızın içine sarıp iyice sarıyoruz. Hamurumuzu tekrar 1 saat buzdolabında bekletmeye bırakıyorum. Evet hanımlar, dolapta 1 saat bekleyen hamurumuzu alıyoruz. Ve tekrar merdane yardımıyla tekrar açma işlemini yapıyorum. Yağ içine emdikçe hamurumuz daha da yumuşuyor. Yağımızı, tereyağı ve margarinimizi tekrar hamurumuzun içine şu şekilde yayıyoruz. Biraz bu işlemi uzun oluyor hanımlar ama nefis oluyor. Şu şekilde. Bir nevi bir mifflöy hamuru oluyor. Eşit bir şekilde her tarafını gezdiriyorum. Gezdirdikten sonra temin ilk hamurumuzu bohça yapmıştık. Bunu rulo şeklinde şu şekil sarıyorum. Rulo halinde. Ve tekrar yağlı kağıdımızın içine alıp iyice bu şekilde sardıktan sonra maalesef 1 saat daha dolabımızda bekletiyoruz hamurumuzu. Evet hanımlar, bu arada talaş böreğimizin hamuru 1 saat daha dinlenirken biz de böreğimizin iç harcını yapalım. Kıymamızı tavamıza koyuyoruz. Ben yağ kullanmıyorum. Kıymamız yağlı çünkü. Biraz kavrulsun. Biraz hamuru talaş böreğimizin eziyetli oluyor ama gerçekten de çok nefis oluyor hanımlar. Evet, kıymamız biraz kavruldu. İçine bir tane doğranmış soğanımızı ilave ediyorum. Ve kavurma işlemimize devam ediyoruz. Bu arada içine yarım
çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyonumuzu da ilave ettik. Kavurmaya bıraktık. Evet, soğanlarımız da hamurlar. Kavrulduktan sonra bir su bardağına yakın garnitürümüz vardı. Onu da içine ilave ediyorum. 5 dakikada bu şekilde çevirdikten sonra altını kapatacağım ve soğumasını bekleyeceğiz. Evet hanımlar, talaş böreğimizin iç malzemesi de hazır. Evet hanımlar, bir saat daha hamurumuz dinlendi. Açıyoruz. Şöyle 3 parmak genişliğinde beze alıyorum. Ve hamurumuzu açıyoruz. Şu büyüklükte. İç harcımızdan şöyle alıp evet hanımlar, hamurumuzdan 3 parmak kalınlığında kesip bakın şu şekilde merdane ile açıyorum. İç harcımızdan içine koyup talaş böreğimizi şöyle bohça şeklinde katlıyorum. Katladığımız yerler alta gelecek şekilde tepsimize koyuyoruz. Evet. Bakın rulo yaptığım şu şekil. Kat yağlarımız içinde. Tabi bu talaş böreğimiz biraz yağlı oluyor. Aynı Milföy hamuru gibi hanımlar. Kat yerlerimiz altına gelecek şekilde koyuyoruz tepsimizi. Birazcık büyük yaptık. Şöyle kalanını üçe bölüyorum.
kat yerlerimiz ayrılıyor tabii ki. Tabii bunu mifley hamurundan da yapılıyor. Bazı arkadaşlar hazırlık da yapıyor. Ben kendim yapmayı tercih ettim. Tabii biraz bekleme süresi hamurun dolabımızda uzun oluyor ama hazır almaktansa ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Ağızları ters gelecek şekilde koyuyoruz tepsimize. Evet hanımlar. Böreklerimizin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Benim bir büyük bir küçük yaptım. Şu küçükler İsmail'ime yaptım küçükleri. O çok sever öyle küçük küçük. Kızdırılmış 180 derecedeki fırında talaş böreğimizi pişireceğiz. Evet. Evet hanımlar, talaş böreğimiz de pişti. Şöyle. Şu küçükler İsmail'e. Abo. Düşürdük. Çok sıcak. Evet. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.